Dolar hala çok ucuz mu? Ya da dolar ucuz mu şu an? Sadece kuru yükselterek, paranızı değersizleştirerek bu işlerin içinden çıkılmıyormuş. Düşük faiz, yüksek kur politikası diyelim buna. Aslında bunun teorik olarak doğru bir politika olduğunu savunanlardan biri de benim. Ama şöyle bir sorun var. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi seçime kadar dediğiniz yerde yaklaşık 6 ay var. Evet. 6 aylık zaman zarfında 18.60'taki dolar kuru 20 liraya gitse buna kimse herhalde yandık bittik kül olduk diye anlatmaz. Herhangi bir yatırım yapmadık. Sadece ucuz olsun yaklaşımıyla geldiğimiz nokta maalesef hep içeride yani önce kuru patlattı sonra enflasyonu patlattı. Burası yavaş yavaş kademeli şekilde yukarı doğru bence gidecek ama yine kontrol altında bir bandın içerisinde. Şimdi bugün devasal bir ticaret açığı var. %422 Ekim'in rakamı 421 nokta küsür ya yani %400 üstü diyelim. Şimdi çok acayip bir şey. Şöyle de bir soru var Veysel Bey'den. Bundan 8 ay önce Mart 2022'de yine bu kanalda Mert Bey'e Türkiye ödemeler dengesi krizine gidiyor. Ne düşünüyorsunuz diye sormuştum. İhtimal vermemişti bu olasılığa. Şu anda ne düşünüyor sorar mısınız demiş. Hala ihtimal vermiyorum. Peki bu dış ticaret açığı oranına rağmen mi? Teşekkür ederim soru için. Evet, dış ticaret tarafında bir sorun var. Bu sorunun önemli gerekçelerinden bir tanesi özellikle Avrupa bölgesinde iyiden iyiye kendini hissettiren bir resesyon beklentisi. Ya bu çok Türkiye ile ilgili bir durum değil. Nece talep tarafı durdu. Bunu birkaç ay önce şeyde de görmüştük. Ya ben Gaziantep'teydim. Orada böyle halı sektöründe yavaş yavaş ilk sinyaller geliyordu. Şimdi daha da bir şeye başladı. Yavaşlamaya başladı. Birincisi dış ticaret açığı başka bir şey. Ödemeler dengesi başka bir şey. Yani dış ticaret açığı dediğiniz şey ihracat eksi ithalat. Fazlası varsa bunun adı dış ticaret fazlası. Eksiği varsa dış ticaret açığı. Ama ödemeler dengesi dediğiniz bilançonun altında çok farklı kalemler var. Yani turizm geliri bunlardan bir tanesi. İşçilerden gelen paralar bunlardan bir tanesi. Türkiye turizm tarafında iyi bir performans gösterdi. Hatta ölü sezon diye tanımlayabileceğimiz yine Avrupa'da yaşanacak olan yaşanmasa neredeyse artık kesin gözüyle bakılan bu enerji sorunu nedeniyle ilgilenenler varsa belki bilgi sahibidirler. Özellikle Antalya'da çok fazla turistin kışı geçirmek üzere geldiği gözüküyor. Dolayısıyla bir döviz girişi var. Maalesef hala Merkez Bankası döviz satarak kur tutmaya, kuru belli bir yerde tutmaya çalışıyor. Bu doğru. Ama hala bir ödemeler dengesi krizi doğacağını düşünmüyorum. Peki ya bu dış ticaret açığıyla ne yapacağız? Şunu öğrendik. Yani herhalde öğrenmişizdir daha doğrusu. Sadece kuru yükselterek, paranızı değersizleştirerek bu işlerin içinden çıkılmıyormuş. Yani Türk lirası çok ciddi biçimde değer kaybetti. Ama görüldü ki hala dış ticaret açığı var. Burada tabii enerji maliyetlerindeki artış pek çok şey sayılabilir. Altında bunlardan bir tanesi. Ama şunu kabul etmemiz lazım ki Türkiye, bu arada önünüzde veriler varsa ben tam şey yapmayayım şimdi yanıltıcı bir şey söylemeyeyim. İhracat tarafı azalırken ithalat tarafı artıyor bu arada. Geçen yıl aynı ayına göre. Evet. Şimdi bu uygulanmakta olan ekonomi politikası ortaya konduğunda yani düşük faiz yüksek kur politikası diyelim buna. Aslında bunun teorik olarak doğru bir politika olduğunu savunanlardan biri de benim. Ama şöyle bir sorun var. Türkiye üretiminde ithalata bağlı bir ülke. Yani ürettiğinizi dışarıda satsanız, içeri de satsanız bir ara malı bağımlılığınız var. Yani bir şey alıyorsunuz, bir şey ithal ediyorsunuz, sonra onu mala, hizmete dönüştürerek burada Evet. satıyorsunuz. O bağımlılığı azaltmadan kuru yükselmesini sağlamanın bu sonuçları doğuracağı aslında neredeyse herkesin bildiği bir şeydir. Evet doğrudur.
Kur bir parametredir. Yani işte Çin'den aldığından daha ucuza sizden alıyorsa sizden alır. Ya siz de öyle yapmıyor musunuz yani? Yan yana iki tane manav varsa ve aynı kalitede ya da birbirine yakın kalitede mal sattığını biliyorsanız ucuz olanı alıyorsunuz. Rasyonel davranışta zaten bunu gerektirir. Ama biz bu hikayeyi çok fazla ucuzluk ilkesi üstünden değerlendirdik. Yani eğitime yatırım yapmadık, teknolojiye yatırım yapmadık, katma değerli ürün konusunda herhangi bir yatırım yapmadık. Sadece ucuz olsun yaklaşımıyla geldiğimiz nokta maalesef hep içeride yani önce kuru patlattı, sonra enflasyonu patlattı ve sonunda hatırlayacaksınız cari açık yani ödemeler dengesi problemini ortadan kaldıracak seviye diye tanımlanan kur bugün geldiğimiz yerde Veysel Bey'in de sorduğu ciddi bir dış ticaret açığını ve haklı sayılır büyüklükte bir ödemeler dengesi açığını beraberine getirdi. Şimdi deniyor ki efendim işte enerji fiyatları yüksek. Tamam biliyorum. İşte pek çok şey var, gerekçe var bununla ilgili. Ama bu yani ne yapılabilir ki? Bu şuna benziyor. Ben hep öyle anlatıyorum yani. Benim bir maaşım var. Size diyorum ki kirada da oturuyorum. Bağıran ben aslında kirayı ödemesem benim bütçem açık vermiyorum. Vermiyor demek gibi bir şey. Yani Teknikli perfect. kirayı ödemeden yaşayabiliyorsan tamam haklısın yani ama Aynen. ayın birinde o kirayı yatıracaksan demek ki bir açığın var. Bu da böyle bir şey yani. Enerji fiyatları yükseldi. Tamam da sen o enerjiyi fiyatına bakmaksızın ithal etmek zorundasın. Dolayısıyla maalesef iş biraz o konuda evdeki hesap çarşıya uymadı denebilir. Bir izleyicimiz altın mı ithal ediyoruz? Nasıl bir açıktır bu diyen var. Dış ticaret açığının yüksek gelmesi acaba net hata noksandan olabilir mi? Altın vesaire gelmiş olabilir mi diyen Net var. hata 90 kalemi dış ticaret açığında gözükmez arkadaşlar. Ödemeler dengesinde gözükür. İşte o kaynaklı olabilir mi demek istiyor. Hayır olmaz. Peki. Yani demin Veysel Bey'in sorduğu sorunun cevaplarından bir tanesi de net hata 90 kaleminde de gözükse yani çok yüksek rakamlar ve olmaması gereken rakamlar önce onu söyleyeyim. Ülkeye bir döviz girişi var ve o döviz girişi olası bir riskin önünde tampon oluyor. Dolar hala çok ucuz mu? Ya da dolar ucuz mu şu an? Şartlara göre ucuz mu kaldı? Şimdi bu biraz hikayeye nereden baktığınızla değişir. Yani son 6 ayda bakarsanız ucuz kaldı diyebilirsiniz ama Türkiye'de Türk lirası o kadar uzun süredir dayak yiyerek geldi ki ben ucuz diyemem. Ve seçime Ama kadar şimdi buralarda kalır mı sizce? izin ver yani tam sözünüzü duymadım. Özür dilerim. Ama teorik fiyatla piyasa fiyatı başka bir şey. Yani bunun en basit örneği Merkez Bankası tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru. Bu seviye, bu endeks 100'ün altındaysa bir kere Türk lirası değersiz demektir ve şu anda değersiz. Bir miktar toparlanmasına rağmen. Ama bu kurun gitmeyeceği manasına gelmez şüphesiz ki. Buyurun siz bir şey soruyordunuz, netleyemedim. Yani seçime kadar buralarda mı kalır yoksa ikili yani 20'li rakamlara doğru gider mi seçime kadar? Ne diyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi seçime kadar dediğiniz yerde yaklaşık 6 ay var. Evet. 6 aylık zaman zarfında 18-60'taki dolar kuru 20 liraya gitse buna kimse herhalde yandık bittik kül olduk diye anlatmaz. Dolayısıyla psikolojik olarak evet 20 lira ve üzeri şey bir seviye. Ben dediğim gibi bir kur stabilizasyonunun yöntemini doğru bulmasam da bir sağlandığını düşünüyorum. Netice itibariyle şimdi belki eleştiren arkadaşlar da olacak ama günün sonunda bir fiyat var kardeşim ve o fiyattan yapıyorsun bu işlemi. Bu şey gibi yani petrol fiyatı yüksek ondan işte doları da tutuyorlar. Fark etmez yani tutuyorlar tutmuyorlar. Sen alışverişi 18-60 üstünden yapıyor musun aylardır? Biraz öyle bakmak lazım. Ben bir kere aşağı gelme senaryosunun olmadığını düşünüyorum. Zaman zaman biliyorsunuz ve Türkiye'de çok konuşulan şeyler bunlar. Çünkü herhangi bir şey yok ya böyle istediğini söyleyebiliyorsun. İşte şu kadar para gelecek, şuraya düşecek. Hatta hikaye öyle yere geldi ki acaba tek haneye düşer mi falan filan gibi. Evet. Özellikle ihracattaki tökezleme ve ihracatçının sesinin de yükselmesiyle birlikte bir kere aşağı doğru bir hareket beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Anlamlı bir aşağı hareket beklemiyorum.
Burası yavaş yavaş kademeli şekilde yukarı doğru bence gidecek ama yine kontrol altında bir bandın içerisinde. Genel düşüncem bu. Şunu da söyleyeyim. Tabii bugün çok yuvarlayarak söylüyorum. Siz bugün gittiniz dolar aldınız. Ben de bugün elimdeki parayı, ya ikimizin de elinde TL var. Siz gittiniz dolar aldınız. Ben de TL'mi aldım bankaya mevduata götürdüm. Yaklaşık yuvarlayarak söylüyorum, altını bir daha çizeyim. Yaklaşık %2'lik bir getiri var aylık. %2'lik getiri demek 36-37 kuruş demek. Bir ay sonra sizin elinizdeki dolar kuru 36-37 kuruş üstüne koymazsa, yani neredeyse tam 19 lira gelmemiş olursa, benim TL'de kalmamla sizin dolarda kalmanız arasında asla bir fark yok. Hatta sizin para kazanmanız için ıskaladığınız, vazgeçtiğiniz, tercih etmediğiniz TL taraftaki getirden daha yükseğini bulmanız lazım. Tabii. Bu hesabı biraz da böyle yapalım. Son şunu soracağım. Buyurun. Ozan Bey şöyle diye bir izleyicimiz sormuş da enflasyonu biliyorsunuz. Yani çok acayip yerlere geliyor. Pek bir önlem Bilmemek mümkün mü ya? Markete gidince görüyorum. Ya en acayibi şöyle oluyor. Öğlen mesela bir yerde yemek yemeye gidiyorsunuz. Hani en ne bileyim gittiğiniz yerlerden bir tanesi mesela işte 100 liraya çıkardığınız o öğlen diyelim ya da 50 lira neyse fark etmiyor. 100'ü örnek olarak bir anda 300 liralık bir hesap gelince böyle bir insan şey oluyor. Ne oluyor ya? Ne yedim ben diye. Bir Çok şey acayip sorabilir miyim? fiyatlar var. Sizde de var mı mesela Ne? ucuzla pahalı kavramımız karıştı mı? Bende Bazı var mesela. Şeylerde evet ama bazı hesaplarda yok şey diyorum yo 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 bu olmamalı diyorum. Valla ben dünkü olayı anlatayım size. 36 liraya aldığımız su bir anda 40 lira oldu. Mesela gerçekten samimiyetle söylüyorum. O %10'luk artış nereden geldi ben anlamadım. Yani benzin fiyatı arttı dendi eyvallah. İşte otoyol ücretlerine artış oldu eyvallah. Asgari ücrete artış oldu eyvallah da birader bu son %10'luk artış ne mesela? Yani kur stabil, benzin fiyatı aşağı geliyor. Ulaştırmada bir şey yok. İnanılmaz. İşte Bugünkü yüksek haberler, enflasyon böyle iş yapıyor. evet, bugünkü haberler peynir fiyatlarının et fiyatlarını geçmesiydi. Bilmiyorum görmüşsünüzdür belki. Gördüm ama o tamamen planlamadan kaynaklı bir sorun biliyorsunuz. Evet ama şöyle yazan bir izleyicimiz de var. Ozan Bey diyor ki yem parası artışı nedeniyle çiftçi ineği kasaba gönderiyor. İnek fabrikadır, kasaba gitmemelidir. Yoksa peynir 300 lira da olur diyor mesela. Ya ben işin uzmanı değilim ama çevremden okuduklarımdan anladığım kadarıyla bir kere süt fiyatlarından memnun değil süt üreticisi. Dolayısıyla hayvanların pek çoğu kesime gönderiliyor. Ve şimdilik et fiyatlarında bir stabilizasyon ya da bir aşağı yönlü fiyat var mı yok mu bilmiyorum açıkçası. Ama görünen o ki uzun vadede bir süt ve dolayısıyla süt ürünleri konusunda bir sorun yaşanacak. Yani öncü sinyal annemin 2 gün evvel aldığı yoğurt fiyatına isyanıyla bende oluştu mesela.